Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Fantech markasının üretmiş olduğu Echo MH82 adlı oyuncu kulaklığının kutu açılımı ve incelemesini yapacağız. Dilerseniz başlayalım. Evet, öncelikle kutusunun içerisinden, kutunun arkasında da belirtildiği gibi tek çıkışa, çift çıkışa dönüştüren bir dönüştürücü ve arkasından çıkartılabilir bir ucuna sünger takılı mikrofon. Mikrofon çok hoş gerçekten, sırf bu mikrofon için aldım diyebilirim yani. Biraz mikrofon takıntım var ve kullanma kılavuzu pek bir işe yaramayacak tabii ki de. Ve çok güzel. Çıkarsa tabii evet. Taşıma çantası vermişler. Kadifemsi bir yapıya sahip. Çok hoş ya. Böyle şeyleri çok seviyorum. Şurada Fanta yazısı var. Böyle şeyleri çok seviyorum. Çantamı koyarım ki silinmesin, bir şey olmasın, başına bir şey gelmesin yani. Sevindim şahsen bunun çıkmasına. Ve kutumuzu kenara bırakalım. Ve finalde kulaklığımız çıktı. Şöyle kulaklığı çıkarttık. Şöyle. Kablosunu sarmışlar, hemen çözelim. Çözdükten sonra şöyle kablomuzu açalım. Evet, kablo 2 metre civarı galiba. Hasır örgü gibi kablo. Her şeyi hasır örgüyle yapmışlar. Gayet hoş. Jack girişinin hemen altında Fantech yazısı var. Şöyle ufak, çok ufak bir şey zaten. Fantech yazmışlar. Yani laptopum için aldım bunu. Ve çok beğenerek aldım kulaklığı. Umarım tatmin eder beni. Kulaklık rahatça esneyebiliyor. Şu gördüğünüz gibi. İçebiliyorsunuz. Yanlarını kare kaldırıyorsunuz. İyice öyle esiniyor. Kulakçıkların hemen yan tarafında, dışında Fantech amblemi bulunuyor. Fantech amblemi gördüğünüz gibi. Böyle hani nasıl diyeyim? Metalimsi, plastikimsi böyle karışık bir hissiyatı var kulakçıkların dışının. Ama metal gibi sanki. Hoş. Nefes alabilen kulakçıklara sahip. Pedler hoş. Yani kulak pedleri. Delikli bir yapıya sahip ama deri tabii ki de tamamen. Kafamızın üstüne gelen bölüm, yani kafa üstü bölümü tamamen yumuşak bir süngerle kaplanmış. Suni deri kaplaması var ekstradan. Şurada görmüş olduğunuz gibi işte içlerinde göremezsiniz muhtemelen ama sağ ve sol, right left olarak belli olsun diye, karışıklık çıkmasın diye yazı eklemişler. Onun haricinde dediğim gibi kademeli bir ayara sahip. Mikrofonu şöyle bir takalım. Mikrofonun hafif bir çıkıntı yapmışlar. Tam hani karışıklı olmasın diye, öyle sokayım böyle sokayım diye. Hemen ayarlayıp hemen takabiliyorsunuz. Çok hoşuma gidiyor. Cidden çok sade bir yapısı var. HyperX'in kulaklıklarını andırdığı için ben bunu tercih ettim. Gerçekten hoş. Kulaklığı hepsi buradan 217 lira 82 kuruş mu? O civarda bir fiyata satın aldım. Dün sipariş verdim, bugün geldi. 24 saatten kısa bir sürede elime ulaştı. O konuda çok mutluyum. Görmüş olduğunuz gibi şuralarında Fantech M82 yazıyor. Çok hoş. Gerçekten çok sade bir yapısı var. Çok seve seve aldım. Umarım ses kalitesi de beni tatmin eder. Mikrofon kalitesini de test edip sizlere sunacağım tabii ki de. İçiniz rahat olsun. Onun haricinde söyleyebileceğim ne var? Jack girişi TRRS giriş. Yani bütün platformlarda PlayStation, Xbox, laptop, Nintendo, aklınıza ne geliyorsa, telefon falan filan her şeyde kullanabilirsiniz.
Artık kulaklıklarda bu özelliğe çok önem veriyorlar. Ki olması gereken bir şey. Kulaklığın ağırlığı hafif. Bana hafif geldi. Ki hafif olması önemli bence. Çıkarttığı bir mikrofonu söylemiştim. Gürültü engelleyici bir mikrofona sahipmiş. 50 mm'lik sürücülere sahip kulaklık. Onun haricinde de söyleyebileceğim pek bir şey yok. Olabildiğine sade bir kulaklık zaten. Evet arkadaşlar, şu anda sesimi Fantech Echo MH82 adlı kulaklığın mikrofonundan duymaktasınız. Sesim bu şekilde. Mikrofon ses seviyesi 95. Mikrofon bası ise 0 desibelde. Tamamen tatminkar bir kalitesi var. Gönül rahatlığıyla alabileceğinizi düşünüyorum. Sesim bu şekilde. Dediğim gibi alabilirsiniz kulaklığı, tamamen fiyat performans ürünü. Şu an cidden hani kafamda duruyor ama hani rahatım. Olabildiğinden rahatım yani. Şöyle tekrar göstereyim. Cidden HyperX'in kulaklıklarını çok fazlandırıyor. Bence rahatlıkla alabilirsiniz 220 lira. Çünkü HyperX Cloud 2 680 lira falan. HyperX Cloud Core 420 lira falan. Hani bu 217 lira. 220 lira işte. Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz bence. Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Video beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Daha fazla video için takipte kalmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.